Merhaba sevgili arkadaşlar. Kilisesi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine bugün Türk Edebiyatı'ndaki ilkler videomuza devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Buradaki bilgiler sevgili arkadaşlar AYT'de karşımıza sıklıkla soru olarak çıkan bilgilerdir. Önemli dikkat etmenize sevgili arkadaşlar sizden istirham ediyorum. Şimdiden hepinize başarılar dilerim. Sözlük ansiklopedi tarzındaki ilklere bakacak olursak ilk Türkçe sözlük Kamusu Türkçedir arkadaşlar. Kamus yanlış yazılmış. Kumus değil, kamus sevgili arkadaşlar. Düzeltme yapalım şurada. Kamusu Türkçe adlı eserdir. Şemseddin Sami tarafından kaleme alınmıştır. İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi Kamusul Alam adlı eserdir sevgili arkadaşlar. Şemseddin Sami tarafından kaleme alınmıştır. İlk atasözleri kitabı Tanzimat 1. dönemi sanatçılarından ilklerin şairi olarak bilinen Şemseddin Sami'nin Şinasi'nin yazmış olduğu sevgili arkadaşlar Durubu Emsali Osmaniye adlı eserdir sevgili arkadaşlar. İlk vecize yani atasözlerinin sevgili arkadaşlar yazarlarının belli olanlarına sevgili arkadaşlar ne adı verilir? Vecize adı verilir. Türk Edebiyatı'nda da vecizenin ilk örneklerini sevgili arkadaşlar Lehçetül Hakaik adlı eserle sevgili arkadaşlar direktör Ali Bey vermiştir. Türk dilinin ilk dil bilgisi kitabı olan Divan-ı Lügatü't Türk Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınmıştır. Yine Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügatü't Türk adlı eseri Türk Edebiyatı'nın ilk dil bilgisi kitabı, ilk sözlüğü, ilk yazılı belgelerinden Safsagı Koşuk Destanı'nın yazıya geçirildiği ilk belge, Türk dünyasını gösteren ilk harita olarak da karşımıza çıkar sevgili arkadaşlar. Dergi türündeki ilklere bakacak olursak, dergi türünde yazılan ilk eser, Münif Paşa'nın yazmış olduğu Mecmua-i Fünun'dur. Sevgili arkadaşlar, mecmua eski Türkçe'de sevgili gençler dergi demektir. İlk mizahi dergi Theodor Kasap tarafından yazılmış olan Diyojen'dir. En uzun ömürlü edebiyat dergimiz Yaşar Nabi Nayır'ın yazmış olduğu Varlık adlı dergidir arkadaşlar. İlk edebiyat dergisini de Mahmut Celalettin kaleme almıştır arkadaşlar. Derginin ismi ise Hazine-i Evrak'tır. Geçiş dönemi eserlerine bakalım sevgili arkadaşlar. Her yıl bir tane soru kesinlikle geçiş döneminden gelir. İslami dönem Türk Edebiyatı'nda geçiş döneminin ilk eseri Yusuf Has Hacib'in kaleme almış olduğu Kutadgu Bili adlı eserdir. Yine Kutadgu Bili ilk Türkçe kitap olma özelliğini de barındırır sevgili arkadaşlar. Yine sembolik yani alegorik tarzda yazılan ilk eserimiz de sevgili arkadaşlar Yusuf Has Hacib'in yazmış olduğu Yusuf Kutadgu Bili'dir. Hakaniye lehçesiyle Mesnevi nazım şekliyle aruz ölçüsüyle yazılan ilk eserimiz, ilk siyasetname olma özelliğini barındıran ilk eserimiz yine Kutadgu Bili'dir. İlk didaktik şiir yani ilk öğretici şiirler de yine Yusuf Has Hacib'in yazmış olduğu Kutadgu Bili adlı eserde karşımıza çıkar sevgili arkadaşlar. Türk dilinin ilk dil bilgisi kitabı Kaşgarlı Mahmud'un kaleme almış olduğu Divan-ı Lügatit Türk adlı eserdir. Türkçenin ilk ansiklopedisi yine
Kaşgarlı Mahmud'un kaleme almış olduğu Divan-ı Lügatit Türk adlı eserdir sevgili arkadaşlar. Yine Türklerin coğrafyasını bildiren, gösteren bir haritaya yer verildiği için Türk dünyasının ilk haritası da yine karşımıza Divan-ı Lügatit Türk'te çıkar sevgili arkadaşlar. Dersimize katılım gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun sevgili arkadaşlar.